Birden e kareye ln kök x dx belirli integralini hesaplayalım. İlk önce tabii ki belirsiz integrali hesaplamamız lazım. Ln içindeki kök x aslında x üzeri 1 bölü 2'dir. X'in kuvveti ln'in katsayısı olarak yazılabilir logaritman özelliğinden. Dolayısıyla ln x dx integralini hesaplamamız lazım. Normalde ben ln x dx integralini biliyorum arkadaşlar. Nedir? Ln x çarpı x eksi x. Tabii ki sınavlarda her zaman böyle integralini rahat bir şekilde ezberleyebildiğimiz problemler gelmez. Böyle sorularda değerli arkadaşlar ne yapacaksınız? Kısmi integrasyon uygulayacaksınız. Ln x'e u diyecek olursak o zaman 1 bölü x du olur. Dx eşittir dv diyecek olursak, entegre edecek olursak eşitin her iki tarafını x eşittir v olur. UdV integralinin u çarpı v eksi vdu ile hesaplandığını biliyoruz arkadaşlar. U'muz burada ln x, v'miz x eksi vdu. V'miz arkadaşlar x, du'muz da 1 bölü x dx. Buradan x'ler sadeleşir. Görüldüğü gibi arkadaşlar ln x çarpı x eksi x elde edilir. Tabii ki katsayımız 1 bölü 2 koymayı unutmayalım. Hemen gelelim sınırlarımızı yerine koyalım ve temel teorem 2 uygulayalım. X çarpı ln x eksi x de tabii ki 1 bölü 2'miz de var. Sınırları yerine yazalım. 1'den e kareye. İlk önce üst sınırı yazalım. Ters türevde yani x çarpı ln x eksi x de e kare çarpı ln e kare eksi e kare eksi alt sınırı yazalım. İlk bulduğumuz değerden çıkartalım. 1 çarpı ln 1 eksi eksi artı 1. Buradan arkadaşlar ln 1 0. Burası 2. Böylelikle cevabı arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı e kare artı 1 olarak belirleriz. X gerçel sayısının tam değeri tam değer x ile gösterilmek üzere. Eksi 1 bölü 2'den 1'e tam değer 2x artı mutlak değer x dx belirli integralin değeri kaçtır diyor soru bize. Arkadaşlar eğer integrant fonksiyonumuz parçalı tanımlı ise bu durumda x değişkeninin üzerinde bulunduğu aralık göz önünde bulundurarak her bir parça üzerinde ayrı ayrı integral almamız gerekir. İlk önce tam değer 2x'i açık bir şekilde yazalım arkadaşlar. Eğer x'lerimiz eksi 1 bölü 2'den 0'a değişirse 2x'ler bu durumda eksi 1 dahil olmak üzere eksi 1'den arkadaşlar 0'a değişir. Yani tam değer 2x, tam değer fonksiyonu 2x'e uygularsak sonuç buradan eksi 1 gelir. Eğer x'lerimiz 0 dahil olmak üzere 0'dan 1 bölü 2'ye değişir ise 2x'ler bu durumda 0 dahil olmak üzere 0'dan 1'e değişir. 2x'e uygulayacak olursak tam değer fonksiyonunu bu durumda biz bunu 0 olarak buluruz. Eğer x'ler 1 bölü 2 dahil olmak üzere 1 bölü 2'den 1'e değişir ise 2x'ler bu durumda arkadaşlar 1 dahil olmak üzere 1'den 2'ye 2 dahil değil değişir. Tam değeri uygulayacak olursak sonuç artı 1 olarak gelir. Şimdi ikinci parça eklenmesi gerekir. Böylelikle buraya mutlak değer x'i eklersek arkadaşlar mutlak değer x, x'ler negatif olduğu zaman eksi x olarak çıkar. Pozitif olduğu zaman artı x olarak çıkar. Böylelikle integrant fonksiyonumuzu parçalı bir şekilde açık bir şekilde yazdık. Bu integral bu durumda eksi 1 bölü 2'den 0'a x'ler değişirken eksi 1 eksi x şeklinde tanımlanır fonksiyonumuz. Artı x'ler 0'dan 1 bölü 2'ye değişirken fonksiyonumuz x olarak tanımlanıyor. Artı x'ler 1 bölü 2'den 1'e değişirken fonksiyonumuz 1 artı x olarak tanımlanıyor. Şimdi arkadaşlar geleceğiz. Ayrı ayrı bu integralleri hesaplayacağız. Şurada aşağıdan devam edelim. Bu integrali şurada alacak olursak ne olur?
Eksi 1 eksi x'in integrali eksi parantezinde eksi x eksi x kare artı x artı x kare bölü 2. Sınırlarımız eksi 1 bölü 2'den 0'a değişiyor. İkinci integrali hesaplayacak olursak arkadaşlar x kare bölü 2 sınırlarımız 0'dan 1 bölü 2'ye değişiyor. Artı üçüncü integrali hesaplayacak olursak x artı x kare bölü 2 sınırlarımız arkadaşlar 1 bölü 2'den 1'e değişiyor. Gelelim şunları açık bir şekilde yazalım. Ne olur arkadaşlar? Birincisinden 0, eksi eksi artı gelir f eksi f'dan alt sınırı yerleştiriyorum. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 8 gelir. İkinci integralden üst sınırı yerleştirecek olursak 1 bölü 8, alt sınırı yerleştirecek olursak 0. Artı üçüncü integralde arkadaşlar üst sınırı yerleştirecek olursak 1 artı 1 bölü 2, alt sınırı yerleştiriyorum. Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 8 gelir. Düzenleyecek olursak arkadaşlar şöyle birbirini götürenler var. Onları şu şekilde eleyelim arkadaşlar. Böylelikle cevabımız ne olur arkadaşlar? Şurayı 4 ile genişletecek olursak şurada 1 kaldı. Arkadaşlar burası eksi 3 bölü 8. Buradan da artı 1 gelir. Cevabı 5 bölü 8 olarak buluruz. X gerçel sayısının tam değeri tam değer x ile gösterilmek üzere. Fx fonksiyonu parçalı şekilde tanımlanıyor. Buna göre 0'dan 7 bölü 2'ye fx dx integralinin değeri kaçtır? Parçalı tanımlı fonksiyonlarda integralimizi parçalıyorduk arkadaşlar. Hatırlayacak olursak. Burada 0'dan x değer 0'dan 2'ye değişince x eksi 2 negatif olduğundan mutlak değer x eksi 2 arkadaşlar aslında 2 eksi x'ten başka bir şey değildir. Artı x'ler 2'den 3'e değişirken x eksi 2 pozitif olduğundan mutlak değer x eksi 2 x eksi 2 olarak çıkar. Artı geriye sadece 3 bölü 3'ten 7 bölü 2'ye olan parça. O da arkadaşlar fonksiyonumuz orada tam değer 2x olarak tanımlanmış. Eğer x'lerimiz 3'ten 3 dahil tabii ki 7 bölü 2'ye değişirse bu durumda 2x'imiz 6 dahil olmak üzere 6'dan 7'ye değişir. Eğer tam değer fonksiyonu 2x'e uygularsak bu aralık üzerinde tam değer 2x aslında 6'dan başka bir şey değildir. Şimdi gelelim tek tek integralleri hesaplamaya. 2x'in integrali 2x eksi x kare bölü 2 alt sınır 0 üst sınır 2 artı x eksi 2'nin integrali x kare bölü 2 eksi 2x alt sınırımız 2 üst sınırımız 3 6x integrali 6'nın integrali 6x alt sınır 3 üst sınır 7 bölü 2. Gelelim temel teorem 2'yi uygulamaya. Burası 4 eksi 2 alt sınırdan 0 gelir. Birinci integralden 2 gelir. İkinci integrale bakalım. 9 bölü 2 eksi 6 eksi 2 artı 4. İkinci integralden arkadaşlar yine bu değeri bulduk. Artı buradan 6 çarpı 7 bölü 2 eksi 6 çarpı 3 18. Şimdi gelelim tek tek hesaplamaya. Burası 2. Burası eksi 4. 9 bölü 2 eksi 4 oldu. Burası arkadaşlar ne geliyor? Artı 3 geldi değil mi? 3, 21 artı 3. Bu durumda arkadaşlar cevabımız 9 bölü 2 artı 1'den 11 bölü 2 olarak belirlenir. Bu limitin değerini hesaplayalım değerli arkadaşlar. Eğer böyle limit problemlerinde sizin limiti alınacak olan fonksiyonunuz belirli integral ile oluşturulmuş bir fonksiyon ise aklımıza hemen Leibniz kuralı veya diğer bir tabirle temel teorem 1 gelmeli. Hemen hatırlatalım arkadaşlar. Neydi? Genel halini hatırlatalım. Eğer sizin fonksiyonunuzun alt sınırı ve üst sınırı x'e bağlıysa ya da herhangi bir değişkene bağlı ise ft dt şeklinde bir belirli integral ile oluşturulan fonksiyonun türevi neydi arkadaşlar?
FV çarpı V üssü eksi FU çarpı U üssü şeklinde hesaplanıyordu. Burada ilk önce arkadaşlar L'Hopital uygulayabilmemiz için limiti alınacak olan ifadeyi düzenleyelim. Yani 0 bölü 0 belirsizliği veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini dönüştürmemiz lazım limit problemini. Bu şekilde yazacak olursak payımız görüldüğü gibi x 1'e giderken a'dan a'ya integral 0 olduğundan payımız 0'a yaklaşır. Paydamız da arkadaşlar benzer şekilde 0'a yaklaşır. Yani L'Hopital uygulayabiliriz biz bu limit problemine. Böylelikle payın türevini alacak olursak aşağıda belirttiğimiz temel teorem 1'i kullanarak ve paydanın türevini alacak olursak söz konusu limit problemine denk bir başka limit problemi elde ederiz. Payın türevini alalım. Yani ilk önce integrand fonksiyonuna x kare eksi 1'i yerleştirelim. T gördüğümüz yerde. X kare eksi 1 çarpı x kare eksi 1'in türevi 2x bölü. Şimdi paydanın türevini alıyorum. Zincir kuralından x kare eksi 1'e u dersek u üzeri 3 bölü 2'nin türevi. 3 bölü 2 çarpı u üzeri 1 bölü 2 u'muz burada aslında. Arkadaşlar şöyle x cinsinden yazalım. X kare eksi 1 üzeri 1 bölü 2 çarpı u'nun x'e göre türevi. X kare eksi 1'in x'e göre türevi 2x arkadaşlar. Böylelikle 2x'ler sadeleşir. Burası kök x. Yani kök içinde x kare eksi 1. Buna u diyelim. Buna da u diyelim. X 1'e sağdan giderken u'nun 0'a gittiğine dikkat edin arkadaşlar. Böylelikle şu ifade u 0'a giderken sinüs u bölü u'nun biz 1'e gittiğini biliyoruz. Böylelikle cevap arkadaşlar 2 bölü 3 olarak belirlenir. Sıfırdan ln 2'ye 2 çarpı e üzeri 2x eksi 1 bölü e üzeri x dx integralini hesaplayalım değerli arkadaşlar. Böyle sorularda ilk önce arkadaşlar ya pay ve paydayı e üzeri x ile çarpacaksınız ya da arkadaşlar eğer rasyonel bir şekilde verilmişse bölebiliyorsanız ifadenizi payı paydaya hemen bölelim, sadeleştirelim integrand fonksiyonumuzu. Böylelikle 2 çarpı e üzeri 2x e üzeri x ile bölecek olursak arkadaşlar 2 çarpı e üzeri x gelir. Eksi e üzeri x dx. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir düzenleme ile daha rahat integral alınabilecek bir integrand fonksiyonu elde ettik. 2 çarpı e üzeri x'in integrali 2 çarpi e üzeri x'tir. Eksi e üzeri eksi x'in integrali e üzeri eksi x'tir. Alt sınırı üst sınırı yazacak olursak sıfırdan ln 2'ye 2 çarpı e üzeri ln 2 artı e üzeri eksi ln 2. Alt sınırı yazacak olursak e üzeri 0 1 olduğundan 2 çarpı e üzeri 0 artı e üzeri 0 f b eksi f a'dan eksi 3 olarak gelir arkadaşlar. Burası 2, 4 artı 1 bölü 2 olur burası. Eksi 3 bunlar götürür birbirini. Cevap 3 bölü 2 olarak gelir. Birden sonsuza dx bölü 1 artı x kare arktanjant kare x integralinin değeri kaçtır diyor soru bize arkadaşlar. Bu has olmayan bir integral ve birinci tipte bir integral. Yani ne demek? Birden sonsuza 1 bölü 1 artı x kare arktanjant x arkadaşlar herhangi bir süreksizlik noktası içermiyor. Böyle sorularda arkadaşlar hemen değişken dönüşümü yaparak bu integrali siz ne olur klasik bir integrale dönüştürebilirsiniz. Mesela burada arktanjant x'e u diyecek olursak arktanjant x eşittir u diyelim. 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir du. Hemen gelelim burada görüldüğü gibi du var arkadaşlar. dx bölü 1 artı x kare. Bölü arktanjant x'in karesi u kare. Hemen sınırlarımızı u cinsinden yazalım. X için alt sınır 1. Gelelim bunu yapmış olduğumuz bu değişken dönüşümünde yerine yazalım. Bu durumda arktanjant 1 pi bölü 4'tür arkadaşlar. U için alt sınır pi bölü 4. X için üst sınırı getirelim. Değişken dönüşümünde yerine yazacak olursak arktanjant sonsuz pi bölü 2'dir. U için üst sınır pi bölü 2 olur. du bölü u karenin integralini alacak olursak eksi 1 bölü u'dur. Alt sınır üst sınırı yazalım. Pi bölü 4, pi bölü 2. Temel teorem 2 uygulayalım.
eksi arkadaşlar burası 2 bölü pi artı 4 bölü pi gelir. Buradan arkadaşlar cevabı 2 bölü pi olarak buluruz. Yani adam. Sıfırdan 1'e 2 üzeri x artı 2 üzeri x dx belirli integralinin değerini hesaplayalım değerli arkadaşlar. Böyle sorularda arkadaşlar değişken dönüşümü yapmamız gerekir. İlk önce şöyle belirli integralimizi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x şeklinde yazalım. Burada gözümüzü tırmalayan ifade 2 üzeri x. İntegrant fonksiyonunu daha sade hale getirmek için değişken dönüşümü yapmamız gerekir. Eğer burada 2 üzeri x ise u diyecek olursak ve eşitliğin her iki tarafın diferansiyelini alacak olursak 2 üzeri x'in türevi arkadaşlar 2 üzeri x çarpı ln 2 çarpı diferansiyelini koyalım. X'e dair diferansiyel dx. Eşitliğin sağ tarafının diferansiyeli du. Görüldüğü gibi arkadaşlar bize integrant fonksiyonunda şu ifade lazım. 2 üzeri x çarpı dx. Burada var zaten 2 üzeri x çarpı dx. Aslında du bölü ln 2'dir. Burası du bölü ln 2. 2 üzeri x'imiz de zaten u'ydu. Bunları gelelim yerine yerleştirelim integralde. Bu durumda i integrali, buna i diyecek olursak, sınırları da değiştirerek tabii ki değişkenleri değiştirmemiz lazım. X için alt sınır 0'ı getirip burada yerine yazacak olursak u için alt sınır 2 üzeri 0'dan 1 gelir. X için üst sınırı yani 1'i getirelim. 2 üzeri x eşittir u da yerine yazalım. Bu durumda u için üst sınırımız arkadaşlar 2 olur. 2 üzeri x dx'imiz 1 bölü ln 2 var burada. Katsayı olarak gelir. Du arkadaşlar çarpı 2 üzeri u. Bu durumda ne olur arkadaşlar? 2 üzeri u'yu integralini alacak olursak o da arkadaşlar 1 bölü ln 2 çarpı 1 bölü ln 2 çarpı 2 üzeri u'dur. Burada üst sınırımızı alt sınırımızı yerine yazacak olursak arkadaşlar 1 bölü ln kare 2 çarpı 4 eksi 2'den cevabı arkadaşlar 2 bölü ln kare 2 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız C. A bir gerçel sayı olmak üzere A'dan A artı 2'ye E üzeri X eksi 2X dx belirli integralinin alabileceği en küçük değer kaç olur diyor soru bize arkadaşlar. Bu soru belirli integralin bir özelliği ile alakalı sorudur. Hemen o özelliği hatırlatalım. Şuna F diyoruz arkadaşlar. İntegrant fonksiyonu. Bu integral buna da I diyecek olursak bu belirli integral I integrali fonksiyonun aldığı minimum değer çarpı aralığın uzunluğu a artı 2 eksi a'dan 2'dir. Bundan büyük veya eşit. Bu integral, belirli integral fonksiyonun aldığı maksimum değer çarpı aralığın uzunluğu, integral aralığın uzunluğu a artı 2 eksi a'dan 2 gelir. Evet arkadaşlar, böylelikle hemen bizim min f ve max f'i hesaplamamız gerektiği görülüyor. Hemen min f'i hesaplayalım. Yani alabileceği minimum değeri hesaplamak için fx'in f'nin türevini hesaplayalım ilk önce. Fx'imiz, f üssü x'imiz e üzeri x eksi 2. Bunun köklerini araştıracak olursak x'imiz değerli arkadaşlar ln 2 olarak bulunur. Böylelikle bizim çalıştığımız aralık a herhangi bir gerçel sayı a artı 2, ln 2 a ile a artı 2 aralığında olacak şekilde bir a gerçel sayısını seçerek çalışacağız. Burada ln 2 de bizim fonksiyonumuz arkadaşlar, fonksiyonumuzun türevi 0 oluyor. Ln 2'nin sağ tarafında bizim türevimiz pozitif, sol tarafında negatif. Böylelikle f'miz a'dan ln 2'ye azalır, ln 2'den a artı 2'ye artar. Böylelikle ln 2'de arkadaşlar
Mutlak minimum değer vardır. Çünkü neden? A ve A artı 2 kapalı aralığında çalışıyoruz. A noktasında uç noktalarda mutlak minimum değerler olabilir. Ama A'dan ln 2'ye azaldığından dolayı bizim fonksiyonumuz en küçük değeri arkadaşlar ln 2'de alacak. Buna dikkat edelim. Böylelikle arkadaşlar min s dediğimiz değer aslında fonksiyonun ln 2'de aldığı değerden başka bir şey değildir. O da arkadaşlar e üzeri ln 2 eksi 2 çarpı ln 2'den cevabı arkadaşlar 2 eksi 2 ln 2 olarak buluruz. Şimdi alabileceği en küçük değer ise buradan 2 çarpı 2 eksi 2 ln 2'den cevabı arkadaşlar 4 eksi 4 ln 2 olarak buluruz. Limit x 1'e giderken 1 bölü x kare eksi 1 çarpı x küpten 1'e dt bölü t üzeri 2 bölü 3 artı t kare. Limitinin değeri kaçtır diyor soru bize arkadaşlar. Görüldüğü gibi limit alınacak olan ifade belirli integral ile oluşturulan bir parça içeriyor. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir ifade görürsek hemen aklımıza Leibniz kuralı veya Leibniz kuralının bir genelleştirilmiş hali olan arkadaşlar şu formülü hatırlamamız gerekir. Eğer u ve v x'in türevlenebilir fonksiyonu ise böylelikle şöyle bir belirli integral oluşturacak olursak u'dan v'ye ft dt belirli integral arkadaşlar hesaplanırsa x'e bağlı bir fonksiyon gelir. X'e bağlı bu fonksiyonun türevi x'e göre fv çarpı v üssü eksi fu çarpı u üssü ile belirlenir. Burada v'miz sabit, u'muz da x küp arkadaşlar. Ama burada arkadaşlar ilk önce belirsizlik çeşidini anlamamız gerekiyor. X 1'e giderken burası sonsuza veya artı sonsuza veya eksi sonsuza gider. Yani kısaca sonsuz diyebiliriz belirsizliği ifade ederken. Burası da alt sınır 1'e gider, üst sınır da 1. Dolayısıyla sonsuz çarpı 0 belirsizliği var. Biz bu haliyle L'Hopital uygulayamayız. O yüzden şöyle ilk önce ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. İlk önce şöyle pay kısmında belirli integral ile oluşturulan fonksiyon olsun. T üzeri 2 bölü 3 artı t kare bölü paydaya da arkadaşlar x kare eksi 1'i yazalım. Böylelikle payımız 0'a yaklaşır. Paydamız da 0'a yaklaşır. Yani L'Hopital uygulayabiliriz arkadaşlar. L'Hopital uygulayabilmemiz için bu limit problemi arkadaşlar payın türevi bölü paydanın türevi ile elde edilen ifadenin limit x 1'e giderken ki haline denktir arkadaşlar. Hesaplayalım türevlerini pay ve paydanın. Payın türevini yukarıda belirttiğimiz formülü kullanarak hesaplayacağız. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Buradan 0 gelir. Üst sınır çünkü sabit v'nin türevinden. Alt sınır t gördüğümüz yere x küp yazacak olursak. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Şöyle 1 bölü t gördüğümüz yere x küp yazacak olursak. X kare artı x üzeri 6 çarpı u'nun türevini almamız lazım. Yani x küpün türevi 3x kare. Bölü altın türevini x kare eksi 1'in türevini 2x. Burayı düzenleyecek olursak arkadaşlar görüldüğü gibi üst kısım nereye yaklaşıyor? Üst kısım 3 bölü eksi 3 bölü 2'ye yaklaşır. Alt kısımda arkadaşlar 2'ye yaklaşır. Böylelikle eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den cevabı eksi 3 bölü 4 olarak buluruz. 1'den e kareye e çarpı ln kare x bölü x dx integralinin değeri kaçtır diyor soru bize arkadaşlar. Burada hemen ne yapacağız? Değişken dönüşümü yapmamız gerekir. Burada ln x'e u diyecek olursak integralimiz i integralimiz şu şekle dönüşür. Tabii ki x için alt sınırı ve x için üst sınırı göz önünde bulundurarak bunları gelelim burada. Bu dönüşümde yerine yazacak olursak u için alt sınırımız 0, u için üst sınırımız ise bunu getirip burada yerine yazacak olursak arkadaşlar 2 olarak belirlenir. Böylelikle e burada sabit çarpan ln kare x, ln x'e u demiştik. Burası u kare. Dx bölü tabii ki burada bize diferansiyel de lazım. Ln x'in diferansiyeli dx bölü x, u'nun diferansiyeli du.
dx bölü x'imiz du. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Böyle bir ifade elde ederiz. Burada e çarpı u karenin integralini alacak olursak u küp bölü 3 sıfırdan 2'ye cevabı arkadaşlar 8e bölü 3 olarak bulabiliriz. Temel teorem 2 uygularsak. Sıfırdan sonsuza 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri eksi x dx integralin değeri kaçtır diyor soru bize. Bu integral has olmayan bir integral. İntegrant fonksiyonumuz integral aralığı üzerinde herhangi bir süreksizlik noktasına sahip değil. Yani birinci tipte has olmayan integral. Tabii ki siz bu ismi öğrenmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece şunu bilmeniz yeterli. Söz konusu integrant fonksiyonu verilen integral aralığı üzerinde herhangi bir süreksizlik içermiyor ve bizim integral aralığımız sınırsız. Bu tarz sorular genellikle uygun bir değişken dönüşümü yardımıyla standart bir belirli integrale dönüştürülebilir. İlk önce bu integrale I diyerek başlayalım. I integralimizi şöyle ilk önce yazalım. Daha rahat görebilmek için arkadaşlar. 2 üzeri eksi x çarpı 2 üzeri eksi x dx şeklinde yazalım. Uygun değişken dönüşümü yapacak olursak 2 üzeri eksi x'e u diyerek başlayalım. Bu durumda arkadaşlar 2 üzeri eksi x çarpı ln 2 çarpı eksi x'in türevi eksi 1'dir. Çarpı x'in diferansiyeli dx eşittir du. Buradan arkadaşlar görüldüğü gibi 2 üzeri eksi x çarpı dx'i biz 1 bölü ln 2 çarpı du olarak yazabiliriz. Tabii ki x için ve arkadaşlar u için alt sınırlar arasında bir ilişki var. X için 0 yazacak olursak arkadaşlar gelip burada değişken dönüşümünde u için alt sınır bulabiliriz. U için alt sınırımız 1 olur. X için üst sınırı yani sonsuzu getirelim burada değişken dönüşümünde yerine yazacak olursak bu durumda u için bizim sınırımız arkadaşlar 2 üzeri eksi sonsuz arkadaşlar 0 olur. Böylelikle 2 üzeri eksi x'imiz u'ydu. Çarpı 2 üzeri eksi x çarpı dx'imiz de du bölü ln 2 idi. Ln 2'yi arkadaşlar 1 bölü ln 2'yi dışarıya alabiliriz. Çünkü sabit. Böylelikle 2 üzeri u'yu integre edecek olursak ne olur arkadaşlar? 1 bölü ln 2 çarpı arkadaşlar 2 üzeri u'dur. Alt sınırımızı üst sınırımızı yazarak temel teoremi uygulayalım. Temel teoremi uygulayacak olursak 1 bölü ln kare 2 çarpı 2 üzeri 0 eksi 2 üzeri 1'den cevabı arkadaşlar eksi 1 bölü ln kare 2 olarak buluruz. A ve B gerçel sayı sabitleri olmak üzere bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor. Bu f fonksiyonun dönüm noktasının absisi x eşittir eksi 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Eğer bir fonksiyon belirli integral ile tanımlanırsa, burada tabii ki alt sınır ve üst sınır x'e bağlıysa hemen aklımıza Leibniz formülü gelsin arkadaşlar. Burada dönüm noktası sorulmuş. Dönüm noktasının daha doğrusu absisi x eşittir eksi 2 verilmiş. Buna göre a kaçtır diyor soruda bize. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce fonksiyonumuzun türevini alacağız. Belirli integral ile oluşturulan fonksiyonun türevi Leibniz kuralından t gördüğümüz yere ilk önce arkadaşlar 3x yazacağız. 2 çarpı 9x kare artı a çarpı 3x artı 3b çarpı dt'de t gördüğümüz yere 3x yazarsak 3x'in diferansiyeli zaten arkadaşlar biliyoruz nedir? 3'tür. Yani 3x'in türevini alacağız. Şimdi bunun arkadaşlar dönüm noktası sorulduğundan bize ikinci mertebeden türev de lazım. İkinci mertebeden türevi alacak olursak bu ifadenin ne buluruz? 18 çarpı 2 36 36x artı 3a 3b arkadaşlar türevi 0 çarpı 3. Dönüm noktasını bulmak için ikinci mertebeden türevin işaretini incelememiz lazım. Bu durumda arkadaşlar 36x artı 3a eşittir 0 olmalı. Buradan arkadaşlar x'imiz eksi 3a bölü 36'dan eksi a bölü 12 olarak belirlenir. İşte bu absis noktası arkadaşlar dönüm noktası. Gerçekten bunun sağında ve solunda ikinci türev işaret değiştirdiğinden eksi a bölü 12 bir dönüm noktasıdır ya da büküm noktasıdır diğer bir tabirle.
İşte bu arkadaşlar eksi 2'ymiş. Buradan biz a'yı arkadaşlar 24 olarak buluruz. 2'den 7'ye dx bölü karekök içinde x artı 2 artı 1 integralinin değeri kaçtır diyor soru bize. Standart bir belirli integral sorusu. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce uygun bir değişken dönüşümü yapmamız gerekir. Buna i diyerek başlayalım. Burada kareköklü ifadeden kurtulmak istiyorum ben. Bunun için ne yapabiliriz? X artı 2 eşittir t veya karekök içinde arkadaşlar x artı 2 eşittir t değişken dönüşümü yapabiliriz arkadaşlar. Bu daha düzgün olur. Yani şöyle de düşünebiliriz. X artı 2 eşittir t kare değişken dönüşümü de yapabilirsiniz. Buradan dx eşittir 2t dt'den başka bir şey değildir. Gelelim bunları yerine yazalım. Bu durumda i integral arkadaşlar tabii ki sınırları da değiştirmemiz lazım. X için alt sınır 2'yi getirelim. Burada yerine yazacak olursak tabii ki t'yi şu şekilde almıştık. T pozitif değer. Normalde bir eksi 2 bir artı 2 değer gelir. Ama ilk başta böyle başlarsak pozitif alabiliriz arkadaşlar. T bu durumda arkadaşlar t için alt sınır 2 olacaktır. X için üst sınır 7. Gelelim bunu değişken dönüşümünde yerine yazacak olursak t için üst sınır arkadaşlar 3 olur. Dx'imiz ise 2t dt idi. Bölü karekök içinde x artı 2 de t idi arkadaşlar. T artı 1. Burada düzenleme yapalım arkadaşlar. 2'yi başa alalım. 2'den 3'e. Şurada 1 ekleyelim, 1 çıkartalım. Normalde polinom bölmesi yapabilirdiniz arkadaşlar. Ama yapmıyorum ben. Direkt hemen görülüyor zaten. Buradan aşağıdan devam edecek olursak 2'den 3'e t artı 1 bölü t artı 1, 1 eksi 1 bölü t artı 1 çarpı dt. İntegralini alalım. 2 sabit çarpan 1'in integrali t eksi 1 bölü t artı 1'in integrali elen mutlak değer t artı 1. Burada integrali temel teorem 2'yi arkadaşlar uygulamak için alt sınır ve üst sınırı göz önünde bulunduralım. Bu durumda 2 çarpı 3 eksi elen 4 eksi 2 artı elen 3 gelir. Buradan arkadaşlar ne olur? Şuradan 1 gelir. 2 çarpı buradan 1 geliyor arkadaşlar. 1 artı elen 3 bölü 4 gelir. Bunları arkadaşlar dağıtacak olursak 2 artı elen 2'yi de dağıtacak olursak 2 çarpı elen 3 bölü 4. 2'yi içeri alacak olursak elen 9 bölü 16'dan başka bir şey değildir. Cevap bursa. 0'dan e kareye mutlak değer ln x dx integralinin değeri kaçtır? Arkadaşlar biz ln x'in grafiğini biliyoruz aslında. Ln x'in grafiği nedir? Şöyle bir grafik. Y eşittir ln x. 0'dan diyor. 0'dan e kare. E kare de burada bir değer olsun. Aslında bize sorulan şey şurada sınırsız bir bölge var. Bu sınırsız bölgenin alanı artı şu sınırlı bölgenin alanı. Bize sorulan şey alandır. Çünkü siz buraya bir tane çubuk koyacak olursanız kırmızı çubuk. Bu kırmızı çubuk ile bu bölgeyi taramaya çalışırsanız neyi buluyorsunuz? Kırmızı çubuğun uzunluğu arkadaşlar, bu çubuğun yüksekliği, çubuk yüksekliği. Aslında bir dikdörtgen çubuk bu arkadaşlar. Çubuk yüksekliği. Mutlak değer içinde ln x'tir. Çubuğun kalınlığı ise, burada bir tane zoom yapacak olursanız arkadaşlar, çubuk kalınlığı ise dx'tir. Bu durumda arkadaşlar, çubuk kalınlığı dx, bu çubuğun alanı mutlak değer ln x çarpı dx. Sonsuz sayıda bu tarz çubukları kaynaştırırsanız, yani entegre ederseniz, işte bu bölgenin alanını bulursunuz. Yani yapacağımız şey şudur arkadaşlar, burada bir has olmayan integral var aslında. Değişken dönüşümü yapabilirsiniz arkadaşlar. 0'dan e kareye mutlak değer ln x. Şöyle ilk önce yazalım. Burada yapacağımız şey şu. İlk önce 0'dan 1'e mutlak değer ln x eksi ln x'tir. Çünkü burada ln x negatif. Artı 1'den e kareye eksi ln x değil artı ln x olarak gelir. Şimdi ben arkadaşlar burada alanı sorduğundan dolayı hiç bu şekilde x'e göre uğraşmak istemiyorum.
Bölgeyi yeşil bir çubuk ile yatay bir çubuk ile taramaya çalışalım. Bu durumda şu bölgeyi rahatlıkla hesaplayabilirim. Birinci bölge o zaman ne olur o zaman arkadaşlar? Siliyorum burayı. Burası zor. Çünkü yatay çubuk ile bu bölgenin alanını hesaplamaya çalışırsak daha kolay hesaplayacağız. Bu yüzden yatay çubuk ile tarayalım arkadaşlar bölgeyi. Bu durumda aslında neyi buluyoruz? Yatay çubuk ile eksi sonsuzdan sıfıra çubuk yükseliyor. Çubuk yükselme esnasında çubuğun sağ uç noktası daima arkadaşlar x eşittir e üzeri y üzerinde. Sol uç noktası x eşittir 0 üzerinde. Evet, birinci bölgenin sınırsız bölgenin alanı budur arkadaşlar. Artı burayı da arkadaşlar yine yatay çubuk ile hesaplamaya çalışıyorum. Bu durumda y sıfırdan bu sefer y nereye kadar yükselecek yatay çubuğumuz? Burada x gördüğümüz yere e kare yazacak olursak y eşittir 2. Y eşittir 2'ye kadar yatay bir şekilde çubuğumuz yükseliyor. Çubuk yükselme esnasında çubuğun sağ uç noktası e kare üzerinde. Sol uç noktası ise arkadaşlar e üzeri y üzerinde. İşte bu integrali almak daha kolay. Neden diyeceksiniz? Hemen burada arkadaşlar burada normalde has olmayan integral var. Limit uygulamamız lazım. Ama öğretmen alan bilgisi test sınavında arkadaşlar adı üzerinde test sınavı direkt burada hemen limit uygulamaksızın. Çünkü herhangi bir belirsizlik gelmeyecek. E üzeri y'nin integralini alacak olursak e üzeri y. Burada üst sınır ve alt sınırı doğrudan yerleştirebilirsiniz limit almadan. Eğer belirsizlik gelmiyorsa tabii ki. Ki gelmiyor zaten görebilirsiniz. Birinci parçada üst sınırı yerleştirecek olursak e üzeri 0. Alt sınırı yerleştirecek olursak e üzeri eksi sonsuz. Böylelikle e üzeri 0, 1, e üzeri eksi sonsuzdan 0 gelir. Birinci bölgenin alanı 1 birim kare oldu arkadaşlar. Artı buranın alanını hesaplayacak olursak e karenin integrali y'ye göre e kare çarpı y eksi e üzeri y'nin integrali e üzeri y. Bunu da 0'dan 2'ye hesaplayacak olursak arkadaşlar şurada hesaplayalım. Böylelikle arkadaşlar 2 e kare eksi e kare olur arkadaşlar. Bir de 0 yazacak olursak arkadaşlar 0 eksi eksi 1 şuradan artı 1 gelir. Böylelikle arkadaşlar cevap 1 birim buradan 1 buradan 2 artı e kare olarak bulunur. Yani cevabımız bursa. Kotanjant kare x artı 1 bölü kotanjant kare x eksi 1 dx belirsiz integralini bulalım arkadaşlar. İlk önce uygun bir değişken dönüşümü yapmamız gerektiğini biliyoruz. Burada arkadaşlar biz biliyoruz ki kotanjant x'in türevi 1 artı kotanjant kare x'i içinde barındırıyor. Kotanjant x eşittir u'nun eşitin her iki tarafın diferansiyelini alalım. Böylelikle eksi parantezinde 1 artı kotanjant kare x dx eşittir du bulunur. Yani integralimizi u cinsinden yazacak olursak eksi du bölü u kare eksi 1. Eksi içeriye alalım aslında. İçeriye almak daha avantajlı gibi görünüyor. 1 eksi u kare. Böylelikle biz integral problemimizi basit kesirlere ayrıştırma problemine dönüştürmüş olduk. Burası 1 eksi u kareyi çarpanlara ayıralım. 1 bölü 1 eksi u çarpı 1 artı u. Burada arkadaşlar bu rasyonel ifadeyi iki kesirin basit kesirin toplamı şeklinde yazabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. 1 eksi u'nun reel kökü var ve katlı kök yok. Böylelikle biz eşitliğin sol tarafında 1 eksi u'yu yok sayarak ve 1 eksi u'nun kökünü geriye kalan ifadede yerine yazarak arkadaşlar biz ne yapabiliriz? A'yı belirleyebiliriz. 1 eksi u'nun kökü 1. Böylelikle 1 bölü 1 artı u'da u gördüğümüz yere 1 yazacak olursak a'yı 1 bölü 2 olarak buluruz. Aynı mantığı 1 artı u için de yapabilirsiniz. 1 artı u'nun reel kökü var ve katlı kök yok. 1 artı u'yu eşitliğin sol tarafında yok sayarak ve 1 artı u'nun kökü olan eksi 1'i gelelim. Geriye kalan ifadede yerine yazalım. Böylelikle arkadaşlar b'yi de 1 bölü 2 olarak buluruz. Yani bizim integral problemimiz şuna dönüştü. 1 bölü 2 çarpı a'mız 1 bölü 2 idi. du bölü 1 eksi u artı 1 bölü 2 çarpı du bölü 1 artı u'dan başka bir şey değildir. Evet. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 1 eksi u'nun integrali eksi ele mutlak değer 1 eksi u'dur.
artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 1 artı u'nun u'ya göre integralini alacak olursak arkadaşlar o da elen 1 artı u'dur. Burada arkadaşlar logaritmanın özelliğinden faydalanarak düzenleme yapacak olursak elen karekök içinde 1 artı mutlak değer için tabii ki 1 artı u bölü 1 eksi u artı c. Tabii ki burada u gördüğümüz yere kotanjant x yazmalıyız. Yani ilk başta verilen değişkene tekrardan geri dönüş yapmamız gerekir.